yapıyorlar. Çok seviyorum burayı. Buraya bayılıyorum. Harika. Ders çalışabiliyor musun burada rahat? Evet. Çalışıyorsun. Sosyalleşebiliyor musun? Evet, sosyalleşiyorum. O da güzel. Biraz daha rahat bir ortam. Hem arkadaşlarımızla terasa çıkıp sohbet edebiliyoruz. Evet. Onun dışında buradan çıkacağımız zaman yani mekan olarak hani lokasyon olarak da güzel bir yani çıkabileceğimiz zaman ders çalıştıktan ulaşım sonra kolay. Ulaşım kolay. Ders çalıştıktan sonra kafamızı dağıtabileceğimiz yer olanlara çok güzel. Çekiyorum. Bugün 19 Mayıs'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün benim doğum günüm dediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de doğum günü olan 19 Mayıs'ın 104. yılını kutluyoruz. Biliyorsunuz o bayram Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere emanet edilmişti. Gençlerin bayramını kutluyoruz. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin en güçlü destekçilerinden birisi de Hasan Ali Yücel. Bu merkezin, bu Gençlik Bilim Merkezi'nin adı Hasan Ali Yücel. Cumhuriyet'in en güçlü destekçilerinden, Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen sağında olan ve en güvendiği isimlerden bir tanesi de Hasan Ali Yücel. Bu Gençlik Merkezi onun adını taşıyor. Burası sadece bir kitap kafe değil, burası bir kültür merkezi, burası bir köy enstitüsü. Bir 45 civarında, 45-50 adet civarında meslek kursu var. Yaklaşık konferans salonu var, yaklaşık 250 sefer konferans yapılmış. 50 civarında sergi yapılmış, sergi salonu var. 9000'in üzerinde kitabı var. Yaklaşık 160 civarında öğrenci aynı anda burada ders çalışabilirler. Yorulunca gelip burada çok düşük, yarı ücretini, hem düşük hem de yarı ücretini, geri kalan yarısında biz çocuklara atakartı, kart dağıtıyoruz, bu kartı gösteriyorlar. Burada piyasanın 10'da birine çay içebiliyorlar, kahve içebiliyorlar, meşrubat içebiliyorlar, karınları doyurabiliyorlar. Burası baştan sona tarifsiz bir gençlik merkezi oldu. Samsunlar, Atakumlar biliyor ki burası daha evvel metruk bir binaydı, ondan çevirdik. Bu amaçla düşünülmüş, planlanmış bir bina değil, dönüştürülmüş bir bina. Ama işlemine kavuştuk, bu gençler bu binayı zaten renklendiriyorlar. Gençlik merkezi haline çevirdiler. Hepsi birbirinden yakışıklı, hepsi birbirinden umutla Türkiye'ye bakan. Bu bizim cumhuriyetimiz, bugün bizim günümüz diye gençlerin herkesi burası. Bura onlar yönetecekler, onlar faydalanacaklar. Sadece öğrenciler ve kurs öğrencileri 120 bin kişi. Bu diğer etkinliklere katılanların da 100 binlerce kişi. Yani burası önemli bir merkez. Buradaki işlevleri diğer kurs sınıflarının işlevi, meslek dalı, bilmem oradaki meslek konumu itibariyle Türkiye'de benzeri olmayan pek çok belediyenin gelip burayı kendisine örnek aldığı, gezdiği, dolaştığı merkezlerden bir tanesi. Atatürk'den Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin 42 bin öğrencisi Atatürk'de yaşıyor yurtlarda ve evlerde. Onları buraya davet ediyorum. Gelsinler, görsünler. Varsa buranın olanaklarından yararlansınlar. Varsa eleştiriler söylesinler, düzeltelim. Buraya mesela üzgün ya da moral bozucu şekilde geldiniz ama burada olan güzel burada bize sağlanan güzel nimetler sayesinde mutlu bir şekilde dönüyorum. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Öğrenciler için de çok güzel bir fırsat. Burada çok güzel robotlar yapabiliyorsunuz, ders çalışabiliyorsunuz, sosyalleşebiliyorsunuz. Gerçekten gençlik merkezi. Bir yerde de ben belki çalışıyordum. Bir de burada çalışıyorum. Önceki yerde çalıştığımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Güzel bir deneyimim olmamıştı. Ama burada daha iyi bir deneyim elde ettim. Geliyor pasta var.